Bugün burada partimizin göstermiş olduğu aday adaylarından Sayın Genel Müdürüm Kenan Köktürk'ün basın toplantısıyla seçilmesi halinde, gösterilmesi halinde Zonguldak'ımıza neler kazandıracağının sizlere bir bir anlatımıyla kendisini baş başa bırakacağım. Ama öncelikle burada bir atasözümüz vardır. Yiğidi öldür, hakkını yem ederler. Bu ön seçim Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir milattır. Bu milata imza atanları şahsım ve Sayın Genel Müdürüm adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ön seçim partimize ve Zonguldak'ımıza hayırlı olsun diyor ve Sayın Genel Müdürüm'e konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partililer, arkaya doğru gelin. Yol arkadaşlarım, Zonguldak'ımızın çok değerli basın mensupları. Doldurma olacak, doldurma. Böyle bir günde hem de yılın son gününde akşama mutlaka hepinizin ufak tefek bir hazırlığı, bir etkinliği olacaktır. Ondan da zaman ayırarak benim bu etkinliğime katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sözlerime sizleri kucaklayarak sevgiyle, saygıyla başlıyor ve sizleri yürekten kucaklıyorum. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, benden önceki kardeşim, arkadaşım Sayın İzmirlioğlu ülkenin ve Zonguldak'ın durumunu kısaca özetledi. Ben de sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. Sevgili hemşehrilerim, Cumhuriyet Halk Partililer, biliyorsunuz ki ülkede 12 yıldır AKP iktidarda. Hırsızlık, yolsuzluk, talan diz boyu. Hırsızlık babadan oğula geçiyor. Önümüzde de 2014 yılının 30 Mart'ında bir yerel seçim var. Biz de Zonguldak'ta bizim olan belediyemizi mutlaka tekrar kazanmalıyız. Çok güzel ve çok düzgün bir belediye meclisi listemizde öyle bir çalışma yapmalıyız ki 2015 yılındaki genel seçimde Türkiye'de iktidar olmalıyız. Ben şuna inanıyorum. 2014-30 Mart'ında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Aydın gibi büyük illeri bizim partimiz kazanacağı gibi 2015'te de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacak ve bu ülkeye iktidar olacaktır. Ben de bu ışığı, bu şevki ve bu heyecanı gördüğüm için halkımın, sizlerin ve büyüklerimin ricasıyla onlardan gelen talep ve destek üzerine 31 Temmuz günü Cumhuriyet Halk Partisi'ne il binasına gelerek ilçe başkanına adaylık dosyamı teslim ettim ve Zonguldak Belediye Başkanlığı'na aday oldum. Ondan sonraki süreci sizlere anlatacağım ama önce sizlere şunu söylüyorum. Kimdir Kenan Köktürk? Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kenan Köktürk diye bir vatandaş aday olmuş. Önce beni bilmenizde, beni tanımanızda çok büyük yarar görüyorum. Sizler beni TEDAŞ Genel Müdürü olarak adımı duymuşsunuzdur. Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü olarak adımı duymuşsunuzdur ama benim sıcak, daha yakın tanımamış olabilirsiniz. Ben önce size kendimi kısaca tanıtayım.
Ben 60 yaşına giriyorum. Artık 2014 geliyor. Yaşım yuvarlakça söyleyelim 60. Beycuma'nın Beylik köyünde doğdum. İlkokulu Beycuma'da, ortaokulu Kilimli'de, Zonguldak Sanat Okulu'nu bitirdikten sonra o zamanki adıyla EKİ'de Merkez Atölyesi'nde bobinaj ustası olarak çalışırken üniversiteye gittim. 1978 yılında elektrik mühendisi oldum. Daha sonra da 12 Eylül darbesinde Çaycuma Belediye Başkanı'nı siyasi olduğu için görevden aldılar. Ben de Çaycuma'da bir özel sektörde işletme müdürüydüm. Dönemin Zonguldak Valisi Galip Demirel Bey tarafından Çaycuma Belediyesi'ne işe başlatıldım ve belediye başkanlığına vekalet ettim. Yani benim belediyeciliğim dün, bugün değil. Ben 1980 yılından bu yana belediyenin içindeyim. Belediyeyi bilirim. Belediyeciliği de bilirim. Daha sonra Enerji Bakanlığı bünyesinde bürokrasiye devam ettim. 1995 yılında da ilk kurucu genel müdür olarak KEDAŞ'a, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak gibilerini kaplayan bu bölgede 6 yıl genel müdürlük yaptım. 4 yılda Zonguldak'ta vergi öğretmeni oldum. Ekibimizle beraber bunu basınımızdaki duayen basındaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bilir. Daha sonra da hemşehrimiz, abimiz Sayın Zeki Çakan Enerji Bakanı oldu. Beni İstanbul'a Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük kuruluşu olan Boğaziçi Elektriği Genel Müdürü olarak atadı. Orada da çok üstün hizmetler yaptık. Orada da kaçak elektrikle mücadele ettik. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından Türkiye'de yılın bürokratı seçildi. Ve öyle bir çalışmalar yaptık ki kaçak elektrikli mücadelemizden dolayı kurşun da atıldı arkamızdan. Bir sürü tehditlere maruz kaldık. Ama alnımızın akıyla hepsini üstesinden geldik. Daha sonra 2002 yılındaki genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zonguldak milletvekili aday adayı oldum. Kısmet olmadı. Bürokrasiye devam ederken AKP'nin zulmüne uğradım. 6 defa idari yargıdan göreve iade yazısı aldığım halde göreve iade edilmediğim gibi Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak illerine sürgüne gönderildim. Direktli trafo saydım. Bundan da yılmadım. Yine davayı kazandım. 2011 yılında genel müdür olarak göreve başladım. Peşinden de emekli oldum. Emekli olduğumun ertesi günü de buraya geldim. Zonguldak'a o dönemdeki il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz aramızda partime üye oldum. Ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinden sapmadım. Aday adayı oldum, aday olmadım, küsmedim. Geldim, elimden geldiği kadar partime hizmet ettim. Hala da ediyorum. Benim anam köyde. Hala şimdi biraz önce onun yanından geliyorum. Ben bürokrasi gereği Zonguldak'a çok sık gelemiyorum ama biz bir insan aynı anda iki yerde olamaz ki. Görevde olduğumuz zaman memuriyet görevi zaman bulduğumuzda memleketimize, Zonguldak'ımıza geliyorum. Ben Zonguldak'ımızı çok seviyorum. Benim telefon numaram bile 532-630-67-67. Ben 67 hayranıyım. 67'nin kurbanıyım ben. Daha sonra sevgili hemşehrilerim, bu aday adaylığının süreci kangrene döndü. Biz hep şunu söyledik. Baştan bu yana 8 aday adayı müracaat etti. Dedik ki ön seçim olsun. Efendim anket yapıldı. Ankette ilk ön sıraya giren arkadaşlar ön seçime girilsin denildi. Karar çıktı. Birileri tarafından ön seçim engellendi. Yine mücadele ettim sizlerden aldığım güçle, sizlerden gelen destekle. Peki bir anket daha yapılsın denildi. O anket de yapıldı. Ondan da yine biz ön sırada çıktık. Dediler ki yine ön seçim olsun. Tamam, benim demeçlerimi de okumuşsunuzdur.
8 aday adayı arkadaşımızın hepsinin gireceği bir ön seçim istedim. Bu yine karar çıktı, ön seçim olsun. Yine aynı kişiler tarafından ön seçim yine engellendi. Biz yine yılmadık. Buradan sağ olsun Zonguldak'tan otobüslerle, minibüslerle partilerin yol arkadaşlarım Ankara'ya geldiler. Bize destek oldular. Tabiri caizse göbeğimiz çatladı. Nihayet geçen hafta bu kararı partimizin seçici kurullarına aldırdık. Hepinizin bildiği gibi 5 Ocak Pazar günü bu mekanda 8 aday adayımızın da katılacağı üye bazında bir ön seçim var. Bunu gerçekleştirdik. Ben baştan beri söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, buna destek olan ve belki de bunun için iktidarlar tarafından, yöneticiler, AKP yönetimi tarafından horlanan, belki de sıkıntı çeken Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye hemşehrilerimin kararına niye saygı duyulmuyor? Bunlara neden bir sorulmuyor? Siz kimi istiyorsunuz? Tercih onlara neden sorulmuyor da atamayla memur atar gibi tepeden atanıyor? Ben zamandan beri buna karşı çıktım. Hala da karşıyım. Bunun şahitleri de var. 3 aday adayı arkadaşımla birlikte en seçici kurula gittim genel merkezde. Efendim beni bile atamayın. Ben atanmak istemiyorum. Lütfen sandık koyun dedim. Buna birçok arkadaşımız şahit. Sözüm şunu söylemek istiyorum. Sevgili hemşehrilerim, yol arkadaşlarım, partilerim, sizlere bu onuru, bu gururu hep beraber yaşayacağız. Pazar günü özgür iradenizle hiçbir tesir altında kalmadan burada gelip oyunuzu kullanacaksınız. Tercihiniz kimden yana olursa olsun saygım sonsuz, başım üstüne. Ben bu sandıktan çıkmasam dahi çıkan arkadaşımız kimse, ben adaymış gibi burada partinin emrindeyim. Parti ne görev verirse, nerede çalışmam gerekiyorsa sonuna kadar o çalışmaların içinde olacağım. Ama bunları yaparken de birilerini suçlamak, birilerine iftira atmak çok çirkin. Görüyoruz, okuduk geçen hafta. Bir aday adayı geliyor, partinin il binasında genel başkanı temsil eden il başkanını yuhlatıyor. Böyle bir model yok sevgili hemşehrilerim. Sonuçta o bizim, beğenirsiniz beğenmezsiniz, partimizin il başkanıdır, partimizin temsilcisidir. Genel başkanımızı temsil ediyor. Sonra çıkıyor bir başka adayımız, efendim başka bir yerde görüşmeler yapmıştın diyor. Yani yapmadıysa yapmadığını söylersin. O da başka suçlar, başka çamurlar atıyor. Bu bizim partimize zarar veriyor arkadaşlar. AKP bundan o kadar mutlu ve memnun oluyor ki kendisi arasında kavga eden insanın topluma ne diyeceği olabilir arkadaşlar. Biz baştan beri söylüyoruz. Seviyeli, dürüst bir yarış olsun. Bu yarışta bir kişi önde gelecek. Yanlış anlamayın. Bir yarışa 10 tane at katılıyor ama her at ben birinci geleceğim diyor. Dolayısıyla bu yarışta bir tane at geliyor. Bu yarışımızda da 8 adayı arkadaşımızdan birisi sandıkta en fazla oy alarak partimizin adayı olacaktır. Sonra bu adayımıza aday olduktan sonra diğer partiler demeyecekler mi? Siz birbirinize zaten şunlar atıyorsunuz, bizim bir şey söylememize gerek yok. Bunlara fırsat vermememiz gerekiyor. Duyuyorum. Kenan Köktürk belediye başkanı olursa taşeronda çalışan işçilerin işine son verecekmiş. Kardeşim, bir kere bu dediğiniz adama bir bakın. Siz Kenan Köktürk'ün yaptıklarını, bugüne kadar icraatını hayal edemezsiniz. Hayal! Ben İstanbul'da 9000 personelim vardı benim Boğaziçi Genel Müdürlüğü'yken. Bunun 3000 tanesi taşeron işçisinindi. Bir tane taşeron işçisi söylesin. Sayın Genel Müdür,
çalışkan olduğum halde benim işime son verdi desin, ben adaylıktan çekiliyorum. Böyle bir şey olmaz. Bu ülkenin, bu ilimizin hizmete ihtiyacı var. Hizmette de çalışana ihtiyaç var. Çalışmaya mutlaka taşeronda olması gerekmez. Memur da olsa, işçi de olsa çalışmayan gider, yerine çalışan gelir. O ayrı. Ama çalışan birine başka türlü bir şahsi kin, bir görev olamaz. Benim burada genel müdürlük olduğunda dönemde Zonguldak merkezinde 473 personelim vardı. Görüyorum eşleri, hatta bazıları da burada. Lütfen sorun. Kenan Köklük nasıl bir idareciydi? Evet, Kenan Köklük disiplinli bir idarecidir. Kenan Köklük altından emir almaz. Kenan Köklük sokaktan emir almaz. Kenan Köklük cezaevinden emir almaz. Kenan Köklük mafyadan emir almaz. Kenan Köklük halktan emir alır. Halkın desteğiyle de halkına en iyi hizmet eder. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Sevgili hemşehrilerim, gün yaklaşıyor. Ayın 5'inde bir ön seçim, 30'unda da 30 Mart 2014'te de bir belediye seçimimiz var. Belediye mesuliyetlerimizle beraber. Bizim küsmeye, darılmaya, kırılmaya hiç hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz de yok. Yine söylüyorum, sandıktan kim çıkarsa çıksın. Ben aday gibi çalışacağıma söz veriyorum hepinizin huzurunda. Kendim aday olursam da 24 saat sizinle çalışacağım. Başkan olduğum zaman ki kesinlikle bu seçimi biz kazanacağız. Sizlerle beraber bu ili beraber yöneteceğiz. Beraber karar vereceğiz. Bunun göstergesi de işte sizlerin tercihini, sizlerin arzularını yapabileceğiniz bir şekilde ön seçim kararını aldırtan en önemli kişiyim ben. Benim mücadelemle bu Zonguldak'ta sandık konulmuştur. Benim mücadelemle ön seçim kararı çıkarılmıştır. Bunu hep sizin kişiliğinize, sizin dürüstlüğünüze ve sizin sağduyunuza güvenerek bu mücadeleyi verdim. Cumhuriyet Halk Partisi falan restoranda bir yemeğe, filan restoranda bir bardak rakıya falancanın 10 lirasına tenezzül etmez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenler onurlu, gururlu, şahsiyetli ve dürüst insanlardır. Onlar ayın 5'inde buraya gelecekler. Lüks hürriyetlerle birlikte vicdanının sesini dinleyecekler. Zonguldak'a kim daha iyi hizmet eder? Ona bakacaklar, geçmişine bakacaklar, durumuna bakacaklar, ona göre oy kullanacaklar. Ben inanıyorum ki sizlerin sayesinde bu sandıktan birinci ben çıkacağım, aday ben olacağım. 30 Mart'ta da belediye başkanı hep beraber biz olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun.